Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray teknik direktörü Torrent, Yükatel Kayseri spor maçının 11'ini belirlemeye çalışıyor. İspanyol çalıştırıcının kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Galatasaray'ın zorlu mücadeleye 4-2-3-1 formatıyla çıkması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda kalede Inaki Pena olacak. Sağ bekte Boy, sol bekte ise Van Almert görev yapacak. Stoper ikilisinde ise Marka ve Nelson'un forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Savunmanın önünde yeni transfer Erik Pulgar'la Çıkıldağ'ın yer alacağı öğrenildi. İspanyol çalıştırıcının Halil'i 10 numara olarak gördüğü ve genç oyuncuya forvet arkasında şans tanıyabileceği ifade edildi. Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. Galatasaray'da Yükatel Kayseri spor maçında en uçtaysa Bafatin bir Gomis'in olacağı gelen haberler arasında. Galatasaray'dan Arturo Vidal bombası İngilizler duyurdu. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde yer alan Galatasaray ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar Bafetin Bigomis, Erik Pulgar, Semih Kaya ve İnaki Penya'yı kadrosuna katarken İngilizlerden gelecek sezon için flash bir transfer iddiası geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar Inter'in dünya ünlü Zartro Vidal'le ciddi şekilde ilgileniyor. Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şirili orta saha öncüsü için İngiliz Devi Tottenham ve Fransa ekibi Marsilya ile yarıştığı belirtildi. Haberde Tottenham'ın transferde bir adım önde olduğu ifade edilirken 34 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynama isteğinin de Tottenham avantaj sağlayacağı vurgulandı. Bu sezonu Inter forması giyen Vidal 24 esmi maçta görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol 4 asistik performans sergiledi. Galatasaray'dan Beşiktaş'a Getson Fernandes misillemesi. Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erse de kulüplerimiz gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Takıma genç bir stoper takviyesi yapmaya hedefleyen Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Ahmet Tuba isminde yoğunlaştı. Cezayir basınında çıkan haberde, Valvik'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmet Tuba, kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmet Tuba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koyduğu ifadeleri yer verildi. 23 yaşındaki bir 90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Tuba bu sezon 16 maça çıkarken bir asistle oynadı. Galatasaray'da flash Yineki iddiası Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flash genişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılıların Musteran'ın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Yineki ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basının haberine göre Barcelona yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça arada ismi bulursa yine Penya A takımı alınmayacak. İspanyollar böyle bir durumu yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı. Haberin detayında ise Pena Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma kiralık ya da bonservisiyle olabilir ifadeleri yer aldı. Piyasa değeri 3 milyon euro olan 22 yaşındaki Pena, sarı kırmızılı takıma transferinden önce bu sezon Barcelona B takımıyla 9 maça çıktı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören genç eldiven 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Buffett'in bir gomis de Joe yaşıyor. Galatasaray'a 2017-2018 sezonu başında ilk imzasını atan Gomis, sarı kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçını Kayseri karşı oynamıştı. Cimbom'un iç sahada 4-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol 1 asiste yıldızlaşan Fransız Santrafor taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı. Yaptığı aslan sevinciyle milyonları coşturan Gomis, 3,5 yıl sonra döndüğü kulübünde yine ilk maçın aksilik olmazsa Kayseri Spor karşısında çıkacak. Alanya'da arkadaşlarını tribünden destekleyen Gomis, Antalya'daki kamp sırasında dönüşte takım yemeğe götüreceğim. Genç bir kadroyuz ve takımın tecrübeli bir isme ihtiyacı vardı. Ben bu görevi üstleneceğim demişti oyuncuları hem sahada hem saha dışında destek verecek Gomis'in Kayseri Spor karşısında ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. Fransız Yıldız güçlendirme çalışmaları yapıyor. Aslan'da operasyon başladı. Transferler sonrası Torrent'ten flash karar. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçta galibiyet alamayan Torrent, ligde cumartesi günü oynanacak Kayseri karşılaşmasıyla hem galibiyet siftah yapmak hem de sıkıntılı günlere son vermek istiyor. 28 puanla ligde 13. sırada bulunan düşme hattıyla arasında 3 puan fark olan ve tek hedefi Kayseri Sporu mağlup etmek olan Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Torrent Alanya'da şansları da 4 futbolcusuna da kesik atıp ilk 11'de yer vermeyecek. Yardımcılar Jordi Grasville ve Jordi Costa Fenerbahçe karşısında izlediği Kayseri Spor'un özellikle iyi kapanan bir takım olduğunu rapor ederken Dominik Torrent takım savunmasında başarılı görülen Kayseri Spor karşısında Kilidi açma adına ofansif bir kadro sahaya sürecek.